Arkadaşlar şimdi İstanbul, Türkiye'nin bütün şehirleri şu anda artık biraz fazla kalabalık ve çok stresli. Bunu tabii eşlerimize de öğretsek çok iyi olur. Çünkü arabadan inip arabada kullanırken bir anda bağıran aslanlar pozisyonundalar. Şöyle hemen inmeden evvel, bir saldırmadan evvel bu hareketi yapsalar aslında ne kadar rahatlayacaklar. Nadi Sudi diye Hindistan'da yaşarken bir ara, bundan yıllar evvel, Nadi Sudi diye bir pratik öğrenmiştim. New York'ta bir psikiyatrik bir hastanede çalışırken bunu doktorların arkasından çaktırmadan hastalara yaptırırdım ilaç yerine, bundan 15 sene evvel. Çok sevdiğim bir hareket, hepinizin hayatınıza çok kolay bir şekilde katacağınız bir hareket. Nadi Sudi dönüşümlü nefes. Yani gerçekten de sizi de dönüştürüyor ama aynı zamanda da dönüşüm nefes. Yani biliyorsunuz soldan nefes almak sağ beyni lobu aktive ediyor. Sağdan nefes almak opozittir, sol beyni aktive ediyor. Bütün amacımız sempatik sinir sisteminden parasempatik sinir sistemine geçmek. Aslında bütün amacımız bu. O zaman daha az kavga eden bir ülke haline geleceğiz. Evde daha az kavga. Herkes yapsa keşke, değil mi? Keşke yapsa, aynen. Evet. Buyurun. Şimdi sağ parmağımızı, bu şekilde baş parmağımızı sağ burun deliğimize koyuyoruz. Tamam mı? Ve sadece pratik ettirmek için sizi, şu iki parmak, yüzük parmak ve serçe parmak da böyle duruyorlar. Şu ikisi kapanıyor. Yani şöyle bir tık tık böyle bir pratik ettireceğim size. Evet. Şu, bu ve bu. Bu ve bu. Bu ve bu. Şu. Şunu istiyorum. Şimdi hep beraber başlıyoruz. Nefes alıyoruz. Derin bir nefes. Verirken tam sağ baş parmakla kapatıyoruz sağ sandalyeyi burun deliğini. Sandalyeyi alabilir miyim Sevil'ciğim? Sandalyeyi alayım, ben de oturayım. Sağ burun deliğini kapatıyoruz. Sol taraftan o nefesi veriyoruz. Tekrar baştan başlatayım. Çağla Hanım, beraber yapalım. Nefesi alıyoruz. Tam verirken sağ parmakla sağ burun deliğini kapatıyoruz ve soldan nefes veriyoruz. Tekrar soldan nefes alıyoruz. Bu sefer gene yüzük parmağıyla solu kapatıyoruz. Sağdan bu sefer nefes alıyoruz. Nefes veriyoruz, pardon. Tekrar sağdan nefes alıyoruz. Aynı burundan nefes alıp aynı burundan nefes veriyoruz. Kapatıyoruz. Soldan nefes veriyoruz. Tekrar soldan nefes alıyoruz. Bunu bir 3 dakika kadar tekrarlıyorsunuz. Ha, beni uyardılar ki uyan diye. Arkadaşlar, bu normalde 3 dakika devam ediyor. Bu bir 3 dakika devam ediyor. Yani 10 sayıya denk geliyor. Soldan nefes vererek başladığımız için soldan tekrar nefes vererek bitiriyoruz. Ve kafayı da buluyoruz bu şekilde zaten. Çünkü soldan verdiğimizde artık sağ taraf lob şey oluyor, aktif oluyor. Ve parasempatik sinir sistemine geçiyoruz. Ve o sakinliğe geçiyoruz. 3 dakika bile yeterli yapabilmek yeterli için. Şimdi bir sonraki hareketimiz. Gene çok sinirlisiniz. Evet. Bir şeye canınız sıkıldı. Mutlaka oluyor. Ve konuşmak istemiyorsunuz. İstemiyoruz. Ondan sonra işte bağırmak istemiyorsunuz. Evet. Belki eşiniz olabilir bu. Belki çalıştığınız iş yerinde. Ne yapıyorsunuz? Tekrar bir arkaya gidiyorsunuz. Yani böyle sinirlisiniz, bağırmamak için tuvalete evet giriyorsunuz. Bir o farkındalık anı. Shake shake shake. Herkes bir ayağa kalksın. Shake shake shake. Shake shake. Deniz anası gibi. Shake. Shake. Oh, süper. Oh. Şimdi en sonunda gene hastanede de yaptırdığım hastalara bir hareketim vardı New York'ta. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. Gene çok sinirlisiniz ve birisine bağırmak üzeresiniz. Ya patlayacağım üzeresiniz. Az sonra değil mi? Sinirden patlama noktasındayım. Patlama şimdi. Noktasındasınız. Beni delirtmiş. Delirtmiş. Tam patlamadan önceki andayım şu an. Anda
omuzları yukarı doğru çekiyorsun, sıkıyorsun iyice kollarını, benim açamamam lazım. Oo, taş gibisiniz. Bakayım. Ah, hayır, biraz daha iyi olabilir Suzan. İyice. Oh, netse. Hayır, hayır, açma. Evet, şunu istiyorum. Süper. Bunu bu şekilde böyle kasıp 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 ondan sonra. Ah. Evet. Çok sevindim programa katıldığım için. Görüşmek üzere. Bir uyumak istiyorum. Değil, bunu kaç kere yapmalıyız Erçin Hanımcığım? Yani bu yani üç defa yeter. Yani farkındaysanız işte şu ilk yaptığım Nadis Sudi'yi yaptınız. Arkasından biraz arkasından bu pamuk bir kadın tekrar sakin bir şekilde devam edebiliriz. O tartışmaya diyelim. Daha verimli bir şekilde devam edebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Sizi buradan uğurlarken mutfağa geçelim mi Erçin Hanımcığım? Evet. Çünkü çok güzel tariflerimiz var. Şimdi bu tarifleri yapacağız. Sonra vegan proteinleri konuşacağız. Size çok güzel bir beslenme programı verecek. Ama ondan önce dilerseniz tarifimize geçelim. Enerji veren, şifasıyla bilinen pancarı bugün birazcık hem konuşuruz hem de onunla ilgili çok güzel bir tarifimiz var. Onunla mı başlayalım isterseniz? Evet. Buyurun. Kışın olmazsa olmazınız lütfen pancar olsun. Hem ucuz, hala ucuz. Çok az şey için Türkiye'de ucuz diyebiliyoruz. Ama pancar ucuz gerçekten. Kiloyla alıyorsunuz pazarlardan, güzel bildiğiniz. Pancar, ben bu smoothie'yi çok seviyorum. Çünkü öyle bir şey düşündüm ki bir yarın sevgililer günü olduğu için kıyafetimi ve şeylerimi aşktan seçtim. Ay ne tatlısınız ya, çok güzel. Yani tariflerimiz de kırmızı olacak Çağla Hanımcığım. Tarifimiz de kırmızı. Şey de kırmızı olacak. Aşkın Ar Parfe diye benim restoranlara sattığım yıllardır Türkiye'de bir tarifim var. Onu da burada yapıyor. Onu da burada yapıyor olacağız. Tarif. Şimdi isterseniz pancarla başlayalım. Evet. Şimdi şöyle bir şey. Ben de yardım edebilirim size. Evet, başlayın bununla yapmaya. Şimdi ilk önce bu rendelenmiş pancarlarımızı bunun içerisine koyuyoruz. Tamam, şuradan bir kaşık alalım. Bir kaşık alalım. Ben yapayım isterseniz, yardımcı olmuş olurum. Daha iyi biliyorsunuz burayı, evet. Şöyle. Tamam. Önce pancarlarımızı. Pancarlarımızı koyuyoruz. Bunu daha önce bir haşladık değil mi? Hayır, çiğ. Ha, çiğ mi bu? Çiğ olması çok önemli. Yarısını dışarı döküyoruz. Evet, yarısını dışarı döküyoruz. Yani tabii bu blenderımız biraz küçük. Aynen. Evet. Bunun içerisinde şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Narımızı da koyuyoruz. Arkadaşlar, serbest radikalleri dengelemek için antioksidandan zengin beslenmeniz çok önemli. Yani nefes aldığınız anda evet oksijen alıyorsunuz ama aynı zamanda da bir şey veriyorsunuz dışarı değil mi? Yani serbest radikal dediğimiz hava kirliliğiyle, ağır metallerle. Evet. Bu çok önemli. Onun için nar ne kadar kıymetli. Nar çok kıymetli antioksidan açısından. Bu kırmızı. Kırmızılar biliyorsunuz artık hepiniz. Hani antioksidan açısından çok zengin. Ben bunu içeceğim biliyorsunuz. Ben şimdi buradan spora gideceğim. Çünkü spora gitmeden önce de pancar suyunun inanılmaz enerji verdiği söyleniyor. Ben detokslarda da yani 4 gün boyunca ya pancar çiğ salatası yediriyorum ya da pancar smoothie yapıyorum. Çok önemli. Devam edelim. Bu çok devam oldu edelim. Biraz oldu ama artık bu kapta böyle oluyorum. Tamam. Bu muzumuzu da bir parça koyuyoruz Çağla Hanımcığım. Bir parçamız. O da böyle bunu biraz daha creamy yapacak size. Daha kremalı yapacak. Tamam. Ondan sonra Birazcık portakal da koyuyoruz. O da böyle güzel bir mayhoş tat verecek. Hı-hı. Arkadaşlar her şeyin çok lezzetli olması gerekiyor. Yani bir şeyi vegan diye tüketmek değil de sağlıklı ve lezzetli diye tükettiğimiz zaman Çağla Hanım sürdürülebilir oluyor. Çok güzel söylediniz. Bravo. Sonra devam edelim. Biraz da chia koyuyorum içine. O da protein açısından zengin. Onu da koydum. Bir parça her zaman tuz, kaya tuzu, mineral. Burada bir tane de küçük şeyim var. Zencefilimiz var. Onları da minik minik parça halinde içerisine attık. Biraz buz atıyorum. Buz çok şart. Eğer bir smoothie'nin iyi olmasını istiyorsanız ya bütün bu sebzeleri, meyveleri buzluğa koyup donduracaksınız. Ya da bizim gibi böyle dondurmadıysanız içine buz koyacaksınız. Tamam. Onu koydum. Buzu da koydum. Arkadaşlar bir de bunu taçlandıracağım şimdi. Maden suyu. Maden suyunu biz burada açtık koyduk ama sizler
Kapağını açtığınız anda tüketin lütfen. Yani bir şişeden açtınız kapağınızı. Hemen o sırada biraz koyduk. Evet. Tamam. Şimdi de bunu blend edeceğiz. Blend ediyorum ben şimdi bunu. Ben size yardımcı olayım buna. Nasıl bu kadar yetenekliyim ben ya? Muhteşemsiniz. Doğuştan vegan. Bu şimdi gürültü olmasın diye şimdilik burada bırakıyorum. Biraz daha yapar mısınız? Azıcık daha yapayım mı? Size tattırmak istiyorum. Ha ben tamam ben tadarım. Şöyle ben biraz daha. Süper. Ha. Evet. Şey ya. Harika. Şimdi. Evet. Şimdi bunu alıyoruz. Şuraya isterseniz ucunu şöyle koyacağım. Evet. Tamam. Bu benim yani. Evet. Şimdi bunu da şu şekilde koyalım. Tabii bunu şey yapabilirsiniz, süzebilirsiniz veya çok güçlü bir şeyle blenderla. Parçalı da severim bu arada ben. Hiç gerek kalmaz. Of, çok güzel. Evet. Afiyet olsun. Haydi bakalım. Zencefil, pancar, chia. Nar değil mi? Evet. Bu soda. Evet. Zencefili biliyorsunuz ki inflamasyon, iltihaplanma için inanılmaz etkili. Arkadaşlar yani her gün bir şey için deseniz bana ne olur ve ne olur. Mutlaka içinde C vitamini olan limonlu, portakallı, şeyli, pancarlı ve zencefilli bir şey. Bu sizin bir şey değil mi? Neyse. Neyse. Salata mı, smoothie mi ama mutlaka çiğ. Yani günün %50'sinin çiğ tüketilmesi çok önemli. Cildimiz için de önemli. Çok önemli. Deniyoruz bunu. Deneyim. Çok güzel. Ben bayıldım. Çıtır çıtır vallahi çok güzel oldu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.